O çok büyük bir proje aslında. Yani evet. Osmanlı hem kuzeye ulaşacak, hem Hazar'a gemi indirecek. Fakat orada şöyle bir şey var. Mesela rahmetli Akdes Nimet Kurat'ın o Türkiye ve İdil Boyu çok önemli bir kitap. Evet. Polonya kaynaklarını kullanmış, Rus kaynaklarını evet. kullanmış ama Türkiye'de maalesef çok az okunan kitaplardan biridir. Yani ben hasbelkader okudum, sen zaten okumuşsundur. Evet. Şimdi o kitap okunmadığı için de hep evet. bu kanal projesi yanlış biliniyor. Şimdi evet. mesela bizim kitaplarımızda hep şunu yazar. Kanalın üçte biri kazılmıştı, kanal bitmek üzereydi falan. Ama Akdes Nimet okuduğunuz zaman şu çıkıyor. Kanal kazmaya teşebbüs bile etmemişler bizim ders kitaplarında yazan. Çünkü evet. 50 küsür kilometre. Yani 50 küsür, o dönem için. Tabii yani 50 küsür evet. kilometre o dönemde nasıl o bir kanal kazarsın yani? İmkanla Ruslar 1950'lerden sonra yapmış evet. oluyor bir kanalı. Evet, evet, evet. Yani bu, bizim ders kitaplarında sadece böyle övmek ve biz neler yapmışız mantığıyla mı bunlar yok yazmış? Şeyden Osmanlı kaynaklarında Peçoylu'da Katip Çelebi'de falan bu yanlış aktarılıyor. Biz Osmanlı kaynaklarını kullandığımız için yanlış şey diyoruz. Ama rahmetli Akdes Nimet Kurat çok enteresan bir isimdi. Yani böyle çok farklı. Mesela orada Polonyalı bir eserin günlüğünü kullanıyor o şeyde. Yani farklı kaynaklara farklı kullanıyor bakınca, ve orada şu, okuyunca Osmanlı şu çıkıyor karşımıza. Kanalı kazmaya teşebbüs etmişler, vazgeçmişler. Çünkü yani akıl var yani 50 küsür kilometreyi o dönemde ne kazmayla kürekle kazılır mı yani? Şey olmaz. Şimdi kanal niye başarısız oluyor? Yani o kuzey tüplüğünü kurtaracak bir kanal teşebbüsü. Ya yine Akdes Hoca'nın şeyi şu, tespitleri. Bir kere gerekli fizibilite çalışması yapılmamış. Oradaki yani mühendislik şeyi en ufak bir şekilde hesap edilmemiş. Tamamen bir kanal kazmaya öngörüyle kanal kazmaya gidecekler. Yani bu biraz da gerçekten bir macera olarak düşünüldüğünü de akla getiriyor. Yani Yeniçeriler merkezden işte merkezi ikna etmişler. Oraya çok büyük çaplı bir sefer için merkezi ikna etmişler ama bu seferin gerçek hedefi aslında tam bilinçli değil gibi. Yani orada yine asıl hedefin Rusya olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Hazar'ın güneyine sarkıp kuzeyden İran'ı çevirmek planı daha ağırlık basıyor. Fakat şimdi orada sefer tam bir hezimetle sonuçlanıyor. Ya 30 bine yakın bir askerle bu sefer yapılıyor. Tam Astrahan'a varılıyor. Bir iki göstermelik kuşatılıyor böyle. Yani kuşatılmıyor bile. Göstermelik birkaç ateş açılıyor. Ondan sonra apar topar geri dönülüyor. Geri dönerken ordunun büyük bir kısmı telef oluyor. Hava şartlarında. Orada da bir Kırım Hanı'nın yani yanlış yönlendirmeleri var. Ya Kırım Hanı o seferde Osmanlıların başarılı olmasını istemiyor. Niye? O zaman. Çünkü Astrahan'da Osmanlı hakimiyeti olunca Kırım Hanlığı'nın çok önemli bir hakimiyet alanı elden çıkmış olacaktır. Oraya istemiyor Osmanlıların tam olarak hakim olmasını. Bunu Moskova ile yaptığı yazışmalarda da bu ortaya çıkıyor. Yani Kırım Hanlığı esasında kendine göre bir politikası var ve bu politika Osmanlı ile tam olarak uyuşmuyor. Fakat Kırım Hanlığı'nın o beyliklerle, Kırım'ı oluşturan o kabile unsurlarıyla, beyliklerle, pardon Osmanlı'nın ittifakı devam ediyor. Yani şimdi 1569 seferinde bir evet. planlama hatası var. İki, evet. Kırım Hanı devlet kirayan, evet. kendine zarar olacak diye evet. bir Müslüman Asra'nın kurtarılmasını engelliyor. Yani sırttan kesin vuruyor. Nokta bu. Ha, yani evet. Burası hemen hemen kesinlik noktasındadır. Evet. Yani çünkü evet. o coğrafyayı en iyi bilen onlar. Abdullah Battal Bey de bunu ifade ediyor. Evet. Yani orada Kırımların kendi bağımsızlıklarını korumak için dolaylı tabii. Bir yönlendirmesi evet. var. Yani Osmanlı Devleti'nin bu kanal projesinde bu büyük başarısızlığından sonra bir daha o bölgeye büyük çaplı bir hareket yapmadığını da görüyoruz. Orada bir şey var ama. Şimdi 69'da evet. sonra bizimkiler geri döneceğiz diye cephaneleri falan depolamışlar bir yere. Hangi 69'da? 69 şeyde, kanal projesi sırasında. Yıl kaç ya? 1500. Ha, söylesene onu, çok mu zor? Onu ifade edeyim. Allah Allah. O şöyle oldu. Kanal kazmak için götürülen
bütün teçhizat orada Don Nehri'ne gömüldü, oraya konuldu. Ve onlar zaten artık işe yaramaz oldular. Bir kısmı kuyulara gömüldü. Yani Don ağzındaydı, götürülemedi. Belki de şunu söyleyebiliriz. Yani Asrağan Seferi'nin esasında başarısının önemli sebeplerinden birisi de bu teçhizatın, malzemenin, silahın, mühimmatın tam olarak oraya nakledilememesiydi. Şeyin, yani Ejderhan Seferi diyor Osmanlı belgelerinde geçiyor. Yani Asrağan'a yani Ejderhan. Evet, yani onu ben hiç çözebilmiş değilim. Niçin Ejderhan? Yazıştan dolayı belki de Asrağan, yani, Ejderhan. Evet, Asrağan, onu Rus tarihçisi Vernadsky açıklıyor. Ben de ona katılıyorum. Yani Asların Tarhanı, Hazar Hakanlığı'nda. Astar. Ama bir de şey var tabii. 1570'te Osmanlı Kıbrıs'a çıkıyor. Ve bütün enerjisini Akdeniz'e veriyor artık. Yani Kuzey, yani o Kıbrıs seferinde zaten paşalar arasında çekişim var. Yani Kıbrıs seferi Kuzey'i unutturuyor.